neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacağını ben de yer yer her daim ifade ediyorum. Yaptığım hatayı çekiyor. Buraya muhalefet ettiğim her şeyi çektim, çekiyor. Affetmiyor yani. Bu Allah'ın iki türlü kanunu var. Ben bir tarafını düşünüp gidiyorum bodoslama, duman ediyor beni ötekisi. Allah'ın iki türlü kanunu var. Birincisi, irade sıfatından gelen tekvini ayetler var. Doğada, kainatta sistem çalışıyor. Biraz Mehmet abiyle içeride konuştuk. Yani maneviyatta nasıl çalışıyorsa maddiyatta da aynı çalışıyor. Yani ufak tefek şey. Yalnız içerisindeki tanımı değiştiriyoruz. Bu Allah'ın mesela iğnedir. Yani beşerilik karışmamak şartıyla ilaçtır. Evlenmektir, çalışmaktır, soğuk sıcak, korunmak. Allah'ın irade sıfatında olan doğadaki kanunlar, peygamberler de dahi buna tabidir. İstisna var tabii. Bunun adı mucize ve keramettir. İkinci bir Allah'ın kanunu var. Kelam sıfatından gelen kevni değil. Emri tekvini kanunu var. Yaparsın, düşünürsün, düşünmezsin, tanımlarsın, kendine mana yüklersin, gayret edersin, itikat edersin, iman edersin. İçeride işte bu neyi nasıl yapacağını iki tane. Şimdi Mustafa şöyle bir şey oluyor. Bazen İmanımız coşuyor. Kelam sıfatından gelen şeriatı ki Kur'an'dır. Kelam sıfatı emri tekvini. Evamiri tekvini ile emri tekvini ayrı ayrı mı? Evamiri tekviniye çekirdek şeklinde emri tekvini yani sana has. Mesela herkese emri tekvinisi var, çekirdeği. Evamiri tekvini geneldir. Bak bu üzerine vurmak istediğim şu. İki türlü şeriatı var Allah'ın. Bir tanesine uyup ötekisini ihmal edersek tokat diyoruz. Kısacası bu. Allah'ın iki türlü kanunu var, emri var. İki türlü kanunu var. Birisine uyuyoruz, bir tanesine uymuyoruz. Hele hele iki tanesine uymayınca zaten külümen gidiyor. Müslüman ise nerede hata yapıyor? Kelam sıfatından gelen Allah'ın emri tekvini, Kur'an'daki emirlere riayet ediyor. İmanlı, itikatlı. Fakat irade sıfatından gelen Allah'ın emirlerine, doğadaki adetullah kanunlarına pek riayet etmiyoruz. Kafirler ise ekseriyetle bizim tersimiz, Allah'ın irade sıfatından gelen kanunları ayat-ı tekviniye deniliyor. Evamiri değil bu Mustafa. Ayat-ı tekviniye riayet ediyor. Yani üşüyeceği zaman pal döküyor. Ev yapıyor. Makinasını sağlam yapıyor ama bize tabutu da sağlam yapıyor. Bu Müslümanlar tabuttan çıkar diye tabutu da sağlam yapıyor. İrade sıfatına riayet ediyor. Kafirler sanatını, teknolojisini, adeti ilahiye çok uyuyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an'dakine itaat etmiyor. İman etmiyor yani. Bizde tam tersi. Şimdi ikisini bir araya getiren laikalardır. Yani mesela kelam sıfatına gelen emirler var. İçsel alemini yapılandırma, denetleme, olgunlaştırma. Sözlerdir, mektubattır, lemalardır, şualardır. İtikadın imanımızı terakki ettiriyor. Laikalar ise ayat-ı tekviniye olan fiil dünyamızı tanzim ediyor. Burada eksiklik var. Benim de burada eksikliğim var yani. Burada ben
şey benim burada seslendirmek bir mezeti oluşumdan değil yani. Biraz fazla meşgul olduğum için. Onun için ben burada anlatayım. Yoksa en çok benim ihtiyacım var. Ben hata yaptığım zaman öyle tokat diyorum ki yanlamasına değil enseden be. Kupas gibi gidiyorum ya. O olmasa, o ihtiyaç duymasa ben böyle çalışmam abiler. Bak böyle çalışmam ya. Kendim için. Başkası için insan kaç dakika evde oturur? Kaç dakika oturur? Başkası için. Kaç dakika oturacaksın? Başkası için ne kadar fedakarlık yapabileceksin? Zor ya. İki tane şeriat şu. Bir, Kur'an'ın içindeki emirler. Yap, yapma, düşün, düşünme, farzdır, haramdır. Birinci şeriat bu. Kelam sıfatına gelmiş. İkinci, Allah'ın şeriatı, doğa şeriatı, tabiat şeriatı. Islanmamak için palto giy, mağdur olmamak için gayret et, çalış. Çalış. Allah'ın dünyada koyduğu kurallara, adeti ilahiyesine, kanunlara uy. Hastalandığın zaman tedavi ol, akrabalarına bağları kesme. Yani şu yaşantımızı yukarıdan aşağı atlama, zehir içme, gayretli ol, terakki etmek istiyorsan Allah'ın bu gayrete çalış. Demek ki iki tane şeriat, bir Kur'an'daki şeriat, bir de doğadaki şeriat. Yani kanunlar. İki tane şeriat. Bu yani.